Merhaba sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle önümde görmüş olduğunuz kare motiften öreceğiz. Ayçiçeği motifi olarak da geçiyor. Ben bu renkleri kullanarak örmeyi tercih ettim. İpimin markası da Etrofil. Yazlık bir ip arkadaşlar. Siz kalın kışlık iplerle de bu motifi örebilirsiniz. 4 tane renk kullandım. 2,5 mm tığ kullandım. Yapımı oldukça basit. Şu şekilde ben elbise robası örüyorum şu an. Birbirlerine ekleyerek robamı oluşturacağım. Size de örerken anlatmak istedim. Motifi nasıl yapabilirsiniz? Çantalarda, yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir motif. Yapımı çok kolay. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle açık renk ipimize başlayacağız. Tabii siz istediğiniz herhangi bir iple de örebilirsiniz tekrar belirtiyorum. buçuk milimetre tığımı kullandım. Sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz ama ben zincir çekerek örmeyi tercih ettim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. İlk zincirimi batarak bir küçük halka yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir kere halkamın içine battım. 1 2 bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar halkamın içine battım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Kenar zincirimle birlikte üçten zincir çekmiştik ki onunla birlikte üçüncü oldu. Toplamda bu halkamın içine kenar zincirimle birlikte 16 tane ikili trabzan dolduruyorum. Kadının üstüne bir kere ipimi dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Kenar zincirimle birlikte 16 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. ipimi alıyorum ve direkt zincirimden çıkartıp halkamı birleştiriyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Biraz uzun bırakarak kesiyorum. Motifimin göbek kısmı oluşmuş oldu. Evet, şimdi ikinci rengimize, ikinci sıramıza geçiyoruz. Her bir deliğimize batarak ilerleyeceğiz her bir trabzan aramıza. Şimdi direkt buradan koparmıştım. Hemen yanındaki trabzan arasına battım. Bu çok önemli değil. İstediğiniz yerden de batabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Battım. Arkadan ipimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım Battım tekrar aynı yere çıkardım Bir tane çıkardım bu şekilde Tekrar göstereyim 2 zincir çekmiştim Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım Battım Arkadan ipimi aldım çıkardım Şu an tığımda 3 tane ip var ikisini Bir çıkarıyorum komple çıkmadım yani 2 zincir olarak tığımda kaldı. Tekrar bir kere tığımın üstüne ipimi doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Çıkarıyorum. Tekrar iki taneyi çıkardım. Bu sefer tığımda üç tane ip olmuş oldu. Üçünü birlikte çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki trabzan arama batıyorum. Buraya üç tane trabzan yapmış olduk yani kenar zinciri ile birlikte ama toplu bir trabzan oldu hepsini bir çıkardım tekrar sıradaki arama battım bu şekilde tekli trabzan yaptım ama tığımda iplerimi biriktiriyorum tığımın üstüne bir kere ipimi doladım battım bir tane daha tekli trabzan yaptım tığımda 3 tane ip oldu tığımın üstüne ipimi doladım battım iki tane çıkardım. Toplamda dört tane ipim oldu. Hepsini komple çıkardım. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım. Bakın 3, 3 aralarında bir zincir var. Buraya da gene 3 tane tekli trabzan yapıyorum ama hepsini bir çıkararak 2 battım. 3 hepsini bir çıkardım bir zincir çektim. Tekrar yavaşça anlatayım. Kaçırdığınız nokta olmasın. Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım. Sıradaki trabzan boşluğuma battım. 2 olarak komple çıkmıyorum arkadaşlar. Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım. İkinci trabzanımı yani yarım trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Battım. Üçüncü yarım trabzanımı yaptım. Şimdi Hepsini bir çıkardım. 3 tane trabzanı bir çıkardım. Bir zincir çektim. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. 3 tane. Üç tane yarım trabzan yaptım. Hepsini bir çıkardım. Bir zincir çektim. Battım. Bir. 2 3 3 tane yarım trabzanı bir çıkardım. 1 2 3 3 tane yarım trabzanı bir çıkardım. Aralarına hepsinin bir zincir. Bütün trabzan aralarımıza bu şekilde bu sırada bu şekilde dolduruyoruz. 2 3 3 tane yarım trabzan komple çıkardım. 1 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 15. yaptım. Şimdi de 16. arama batıyorum. Tüm trabzan aralarıma battım. Bir zincir çektim. Tekrar trabzan tepesine batarak birleştirdim. Bir zincir çektim ve ikinci sıram bitmiş oldu. Evet arkadaşlar, ikinci sıram bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi üçüncü rengime geçeceğim. Evet, üçüncü rengime batıyorum. Buradan bitirmiştim. Şimdi bakın ara ara bunlar direkt bu yandaki aradan başlıyorum. Siz direkt aynı bitirdiğiniz aradan da başlayabilirsiniz. Ben direkt yanındaki aradan başladım. Yani şu bombenin arasındayım. Şu şekilde mor ipimi de buraya alıyorum. Altından gizleyerek ilerleyebilmek için ipimi çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üstüne iki kere ipimi doluyorum bu sefer. Batıyorum aynı boşluğa. 2 2 çıkardım. Tekrar göstereyim. 3 zincir çektim. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım bu sırada. Aynı boşluğa battım çıkardım. Tığımda dört tane ip var bakın. 2 2 olacak şekilde çıkardım. Tığımda gene biriktiriyorum. Bir önceki sırada yaptığım gibi. Bir önceki sırada yarım tekli trabzanlar yapmıştım. Bu sırada yarım ikili trabzanlar yapıyorum. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım. Battım. 2 2 şeklinde çıkardım. Tığımda 3 tane ip olmuş oldu. Tekrar tığımın üstüne 2 kere ipimi doladım. 2 2 tığımda 4 tane ip olmuş oldu. Kenar trabzanımla birlikte kenar zincirimle birlikte 4 tane yapmış oldum trabzan. Hepsini bir çıkarıyorum. Bu sefer 1 2 zincir çekiyorum. Bir önceki sırada 1 zincir çekmiştim aralarında. Bu defa 2 zincir çektim. Tığımın üstüne tekrar iki kere ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. 2 2 Tekrar 4 tane olana kadar 2 2 4 tane trabzan olması gerekiyor. Her bir boşluğumda yarım ikili trabzanlar yapıyorum. Tığımda iplerimi biriktirerek ilerliyorum. 4 tane yarım ikili trabzan yaptım. Hepsini bir çıkardım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzan boşluğuma ilerliyorum. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım. Battım. Bir, iki. İki kere ipimi doladım. Battım. Yarım ikili trabzan yaptım. Yarım ikili trabzan yaptım. Battım. Yarım ikili trabzanımı yaptım. Dört tane yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini bir çıkardım. Bir, iki zincir çektim. Sıradaki tırabzan boşluğuma battım. Tekrar yarım ikili tırabzanlar yapıyorum. 3 4 1 2 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğuma battım. Tığımın üstünü tekrar burayı yavaş anlatayım. Anlamadıysanız veya yavaşlatarak da videoyu izleyebilirsiniz ayarlar sekmesinden. Tığımın üstüne ilk kere ipimi doladım arkadaşlar. Battım. 2 2 olarak çıkardım. Tığımda iplerimi biriktiriyorum. İki kere ipimi doladım, battım, çıkardım 2 2. 2. trabzanımı yaptım. Battım. 2, 2, 3. trabzanımı yaptım. 2 kere ipimi doladım. Battım. 4. trabzanımı yaptım. Hepsini bir çıkardım. 1, 2 zincir çektim. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Aynı işlemleri yapalım. Her bir boşluğa dört tane trabzan dolduruyoruz. Hepsini bir çıkardım. Sıra sonuna gelelim, buluşalım arkadaşlar. 2 zincir çektim. Sonuncu trabzan arama batıyorum. Tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Hepsini bir çıkardım. Tekrar 1 2 zincir çektim. İlk trabzan tepeme batıyorum ve ipimi çıkardım bir zincir çektim ve üçüncü sıramda bitmiş oldu biraz pay bırakarak kesiyorum oldukça güzel bir motif oluyor şimdi gelelim beyazla öreceğimiz kısmı. Evet, direkt hemen yanındaki yere batıyorum arkadaşlar. İpimi arkadan alacağım. Yapamadım. battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın üstüne 2 kere ipimi doladım. Battım. 2 2 2 şeklinde üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne 2 kere ipimi doladım. 2 i̇ki şer ikişer çıkarıyorum. 2 3 3 tane ikili 3 Üç tane üçlü trabzan yapmış oldum kenar zincirimle birlikte bir zincir çekiyorum hemen yanındaki boşluğa geçiyorum arkadaşlar oraya da tığımın üstüne bu sefer bir kere ipimi doladım hemen yanındaki trabzan boşluğuna battım Buraya ikili trabzan yapıyorum, 3 tane. Tığımın üstüne bir kere ipimi dolayarak ikili trabzan yaptım. Toplamda üç tane bu kısma. Buraya üçlü trabzan, üç tane yapmıştım. Bir zincir çektim. Diğer trabzan boşluğuna geçtim. Oraya da üç tane ikili trabzan yaptım. Yani bu yerlerin düzgün durması için sayıları azaltarak ilerliyorum. Yuvarlak bir model olduğu için bu şekilde yapıyorum. Tam kare dursun diye. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna geçtim. Bu sefer tığımın üstüne ipimi doluyorum. Bir kere ama hepsini bir çıkarıyorum. Yani tek de trabzan yapıyorum batıyorum hepsini bir çıkarıyorum ikinci trabzanım. batıyorum hepsini bir çıkardım yani ilkinde üçlü trabzan yapmıştık ikincisinde ikili trabzan üçüncüsünde tekli trabzan yaptık şimdi burası orta kısım tekrar aynılarını yaparak devam edeceğiz bir zincir çektik bu sefer bu bölmeye bunun aynısını yapacağız yani ikili trabzan yapıyoruz 2 2 2 litre trabzan ikinci 2 litre trabzan tığımızın üstüne bir kere ipimizi doladık Bu da üçüncü ikili trabzan oldu bir zincir çektik şimdi sıra nereye geldi üçlü trabzana tığımızın üstüne bu sefer 2 kere ipimizi doladık battık 2 3 kere de çıkardık 2 kere ipimizi doladık battık 3 kere de ipimizi çıkardık. 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi köşe kısmımı yapacağım. Köşe kısmım için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Tığımın üstüne 2 kere ipimi doluyorum. Bu sefer aynı boşta köşe yapacağım için aynı boşta batıyorum. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum aynı boşta. Bakın 3 tane yaptık. 3 zincir çektik. 3 tane daha üçlü trabzan yaptık. bir zincir çektik. Hemen yanındakine geçiş yapıyoruz. Buraya ikili trabzan yapacağız. Yani tığımızın üstüne bir kere ipimizi doladık. Battık. İki kere de çıkardık. İkili trabzan battık. iki kere de çıkardık. Battık. Üç tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bu sefer tığımızın üstüne bir kere ipimizi doladık. Tek de trabzan yapacağız. Hepsini bir çıkardık. Battık. Hepsini bir çıkardık. İkinci tekli de trabzanımız. Battım. Hepsini bir çıkardım. Bir zincir çektim. Şimdi Bunda da ikili litre trabzana mı yapıyorum? 3 tane. 3 tane ikili litre trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Sıra geldi köşe noktama tekrar üçlü trabzanımı yapacağım. Tığımın üstüne 2 kere ipimi doladım ve 3 adımda bitirdim. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Köşe kısmım için tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Pardon, üçlü trabzanımı yapıyorum. Anlatımım hızlı geliyorsa lütfen videoyu yavaşlatarak izleyin arkadaşlar. Olabildiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi ikili trabzana geldi sıra. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi tekli trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne bir kere ipimi dolayıp tekli trabzan yaptım. 3 tane bir zincir çektim. Sıra geldi. 3 tane ikili trabzana. 3 tane yaptım. Sıra geldi köşe kısmıma. 1 bir zincir çektim. Köşe kısmımı yapıyorum. Tığımın üstüne 2 kere ipimi doladım. 3 üç tane 3'lü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 tane trabzanımı yaptım. Köşe kısmımı oluşturuyorum. Tekrar 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ikili trabzanımı yapıyorum sıradaki boşluğuma batarak. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa battım. Tekli trabzan yapıyorum 3 tane yaptım. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Evet. Şimdi bir zincir çektik. Burada tepe kısmımızın yarısını yapmıştık. Diğer yarısını yapacağız. İki kere tığımızın üstüne ipimizi doladık. Orta kısma, köşe kısmımıza batıyoruz tekrar. 1 2 3 üç. üçlü trabzanımızı yapıyoruz tekrar 3 tane 3 tanesini başlangıçta yapmıştık 3 tanesinde sonda yaptık 3 üç tane üçlü trabzan yaptık 1 2 3 zincir çektim başlangıç trabzan tepe zincirime battım ip aldım arkadan ve çıkardım bir zincir çektim ve son sırama geçiyorum. Sık iğne gideceğim. Komple düz dursun diye. Motifimiz aslında bitti. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben daha düzgün dursun diye bir sıra sık iğne gittim. Batıyorum. Direkt aynı boşluğa battım. Çıkardım. Bu şekilde sık iğne yaptım. Birinci sık iğne. Direkt yanındaki boşluğa battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ara bölmeye geldim. Buraya battım. Buraya da bir tane sık iğne. Ara bölmelere iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi trabzan tepe boşluklarına bir iki trabzan tepe boşluklarına sırasıyla birer tane orta bölmelere de iki tane yapıyorum orta bölmeye iki tane yaptım Trabzan tepe boşluklarına 1, 2, sırasıyla aynı boşta batmayın arkadaşlar. Birer tane her bir boşta. Orta bölmelere ikişer tane. Orta bölmeye iki tane battım. İki tane sık iğne yaptım. Sırasıyla trabzan tepelerine birer tane. Orta bölmeye bir, iki tane yaptım. Şimdi üçlü trabzana geldik. Gene tepesine battım. 1 2 Şimdi şu kısma geldik. Orta yuvamıza. Buraya da 4 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 tane doldurdum. Gene trabzan tepeme geldim. 1 2 Trabzan tepelerimize 2 tane ara boşluklara kenar ara boşluklara iki tane şu boşluklarımıza sivri yerlerimize yani şu köşe boşluklarımıza da dört tane dolduruyoruz her bir ara boşluğa iki trabzan tepelerine birer tane arkadaşlar 1 2 trabzan tepelerine doldurdum ara boşluklara iki tane trabzan tepelerine bir 2 komple bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Tekrar. Gerçekten çok basit, kolay bir model. Şimdi bakın kenar boşluğuna geldim. Buraya 1 2 3 4 Dört tane doldurdum. Direkt trabzan tepe boşluğuma geçiyorum. Oraya da iki tane. Her bir trabzan şu aralarıma da büyük aralarıma da ikişer tane sık iğneme doldurdum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben aslında bu modifleri arkadaşlar Pinterest'ten görüyorum. Pinterest'te şablonları var. Oradan sayılarını çıkarıyorum. O şekilde örüyorum. Siz de Pinterest'e bakabilirsiniz. Instagram'da da şablonunu paylaşacağım bu görselin sonunda. Oradan da bakabilirsiniz. Şablonun resmini henüz çıkaramadım. Çıkarmış olsaydım buradan size gösterirdim. Hani telefondan bakarak ben e, motifi çıkardım. Böyle şablon var. Üstünde sayılar var. Oradan bakarak çıkarıyorsunuz. Ama herkes şablondan anlamadığı için bu şekilde video çekmek istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Birçok robada, yelekte, hırkalarda, battaniyelerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Renk seçeneği size kalmış. Benim elimde şu an bu renkler vardı. Bu şekilde çalıştım. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Instagram sayfama da aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takiplerinizi bekliyorum. Yasemin'le hobiler olarak aratabilirsiniz. Evet son köşe noktamıza geldik. Gene bakın köşe kısımda buraya gene 4 tane dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 tane doldurdum. İlk trabzan tepeme batıyorum gene. Yani ilk sık iğne tepeme batıyorum bu sefer. İpimi arkadan alıyorum. Bu şekilde yürütüyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Ve kesiyorum. Evet. Sizinle birlikte motifimizi ördük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir kare oluyor gerçekten. Şuraların sayılarının farklı olması e, karenin düzgünlüğünü sağlıyor. Hani ne fark eder ki hepsine ikili trabzan veya üçlü trabzan yapsam demeyin. Bu sayılara dikkat edin. Şöyle göstereyim. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar.